Ne soruyorum Yiğit, burada ne oluyor? Deniz yardım et hemen. Birdenbire düştüm, fenalaştı. Suni teneffüs yaptın mı? Yaptım. Tamam, bir daha dene. Tamam, sen de hemen acile haber ver. Hemen sedye getirsinler. Acile bilgi vermek lazım, ne diyeyim? Ya ne bileyim Deniz. Kardeşinin ilacını soruyordu, birdenbire fenalaştı. Ayırıcı tanı dersine gelen çocuğun abisi değil mi bu? Evet Deniz, evet. Hadi hemen git bir an önce, ne duruyorsun? Ne oluyor be? Asıl sana ne oluyor kızım? Banu? Ozan'ın nasıl acı çektiğini görmüyor musun sen? Ne oluyor be? Sen ne hakla Banu'ya bağırıyorsun? Sen önce kendi pisliklerini temizle. Al birini vur ötekine işte. Ayağını denk al Banu. Yemin ediyorum karışmam. Çağlar ya. Herif resmen benden kaçtı. Hadi acele edin. Hastayı kaybediyoruz. Çağlar. Deniz dur. Ne oluyor? Sorma Mert. Durumu çok kötü. Banu sen iyi misin? İyiyim hayatım. Bak bu salak sana bağırdı diye söylemiyorum ama bir terslik mi var aranızda Ozan'la? Bilmiyorum Pelin. Bak Banu. Ben Ozan'ı çok severim biliyorsun. O benim en kıymetlim. Onu üzecek bir şey yapma ne olur. Pelin, Ozan'ı ben de çok seviyorum. Ama kafam allak bullak işte, ne yapayım? Hadi kalk, en iyisi aşağı inelim. Konuşmadan çözülmez bu işler. Yok Pelin ya, ben birazcık uyuyacağım. Burada Melih'in yatağında mı? Yok canım. Ben diğer odaya geçerim. Tamam o zaman, ben de eve gideyim. Sen nasılsa buradasın değil mi bu akşam? Evet. İyi, bir şey olursa bana haber ver mutlaka. Olur canım. Karar vermeden önce bir daha düşün, olur mu? Tamam, düşünürüm Pelinciğim. Deniz, ben de giriyorum. Nasıl fenalaşmış? Senin haberin var mı Deniz? Kardeşin ilacıyla ilgili bir şey sormaya Yiğit'in odasına gelmiş. Bu sırada birden fenalaşıp yere yığılmış. Ben girdiğimde Yiğit müdahale ediyordu. Allah Allah. Nasıl fenalaşır ya? Ben daha biraz önce gördüm. Gayet iyiydi. Nereden bilebilirim Mert? Birden öyle olmuş işte. Yiğit orada olmasaydı belki de ölecekti. Bir dakika. Yiğit'in odasında ne işi varmış peki Çağlar'ın? Söyledim ya. Kardeşin ilacıyla ilgili bir şey sormaya gelmiş. Hocam ben şeker yüklemesini yapıyorum. Dur. Ver sen, ben hallederim. Olur mu, yaparım ben. Ver bana, ben hallederim. Hallederim dedim ya. Peki. Bir de seni kurtaracak değilim ya. Geber de çık hayatımdan, Allah'ın belası. Gerginliğin üstüne çok acıkmışım. Tam bu gerginliğin üzerine bir fıkra vardı. Şimdi bir tane Laz, bir tane Amerikalı, bir de Fransız bir uçağa biniyorlar. Yok, uçak değildi.
bara giriyorlardı. Yok, Amerikalı da yoktu zaten. Olay da ormanda geçiyordu. Ya biraz gül diye bir fıkra anlatayım dedim. Elime yüzüme bulaştırdım değil mi? Sen bana bakma ya. Ben zaten hiç fıkra anlatamam ki. Emin ol. Anlatsam bu kadar gülmezdim. Gözlerin. Ne olmuş gözlerime? Makyajı mı akmış? Yok yok. Ağlayınca başka, gülünce başka yeşil oluyorlar. Sağ ol. Neyse şunları bitirelim de ofise geçelim. Bir sürü işimiz var değil mi? Hanımlar. Siddhartha Emlak'la konuştum. Ne o? Ev mi alacaksın? Yok canım benim. Diloşmuş gibi konuştum. Biz artık dükkan bakmıyoruz dedim. Gerçek emlakçıyı aradan çıkardın yani. Aynen öyle canım benim. Çünkü artık Şükran Emlak'la çalışacaklar. Başka kiminle konuştun? Başka İsa ile de konuştum. İsa ile mi, niye ki? Bize boş bir dükkan bul dedim. Kızı kapatacağımız yer. Yani tam aslına uygun olsun diyorsun. Aynen öyle. Bu sefer hanımefendinin karşısına çok hazırlıklı çıkacağız. Hadi hanımlar ya. Çabuk yapın şu yemek işini. Ayol daha prova yapacağız. Umarım iyileşir. Gerçekten çok iyi bir insan. Umarım. Daha çok genç. Ama eminim Yiğit kurtarır. Eminim kurtarır. Mert, bir şey mi dedin? Yok. Yani sence de tüm bu olanlar çok tuhaf değil mi Deniz? Hasta tepki vermiyor. Komaya girdi. Allah Allah. Demek Çağlar Yiğit'in odasında fenalaşıp komaya girdi öyle mi? Evet. Ben okuldan ayrılırken Deniz'le Mert hala acildeydi. Çağlar şu ayırıcı tanı dersine konu olan çocuk değil mi? Evet. Daha doğrusu biz onun kardeşiyle ilgilenmiştik. Antibiyotiği çok pahalıydı. Hatta bir kısmını da ben vermiştim. Hatırladım. Ay yazık, gencecik çocuk. Umarım bir an önce iyileşir. İnşallah. Alo, iyi günler. Diloş Hanım'la mı görüşüyorum? Diloş mu? Sen Dilara de. Ay tamam. Dilara Hanım'la mı görüşüyorum? Evet benim. Şükran Hanım konuşacak sizinle. Şımarta Emlak Şükran değil. Ayol Siddhartha. Tamam. Siddhartha Emlak'tan arıyorum. Neriman Hanım konuşacak. Nermin. Tamam. Ay bırak. Bak sen de ki, emlak danışmanımız sizinle görüşmek isterler de. Tamam. Yok. Patron desin. Ne öyle yol danışmanı gibi falan? Yol sorulacak kişi miyim ben? Bayılacağım. Bayılacağım. Abi sana bir şey soracağım. Sor. Acaba diyorum, Çağlar fenalaştığı sırada Yiğit'in de onunla aynı odada olması şaşırtıcı değil mi? Yok artık. O kadar da değildir herhalde. Vallahi bilmiyorum. Ben şüpheleniyorum açıkçası. Mert. Cesaretine eyvallah. Ama bu konuda emin olmadan sakın bir şey yapma. Ama abicim. Mert, sakin olman lazım. Başın disiplin kuruluyla yeterince dertte zaten.
Yenisine gerek yok. Doğru söylüyorsun, haklısın. Neyse. Ben yarın zaman ayarlayıp yanına gelirim, tamam mı? Yüz yüze konuşuruz. Tamam, görüşürüz. Ne işin var burada senin? Çağlar'ın durumuna bakmaya geldim. Niye? Yasak mıymış? Kahramanı başında durunca o iyileşemiyor maalesef. Durumu kontrol altında. Birazdan Süreyya Hoca gelecek. Çağlar'ın durumunu kontrol etmeye. Seni burada benimle takışırken görmesini istemezsin değil mi? Bana bak. Anladım. Sen okuldan atılmam garanti olsun diyorsun yani. Mert'le konuştun mu? Evet. Sıkıntılı bayağı çocuk. Bu yiğidin ipliğini pazara çıkartmak için tek umudu da elinden kaçmak üzere. Niye? Ne oldu ki? Çağlar diye bir çocuk vardı ya. Yiğidin gerçek kimliğini bir tek o biliyordu hani. Çocuk durup dururken bayılıp komaya girdi. Hayda. Niye birdenbire komaya girdi ki? Ay. Çok da gençtir şimdi o çocuk. Evet. Allah şifa versin. Suna. Efendim? Sen melek misin? Yok canım, ne meleği? Valla tamam bak, gülmeyeceğiz, prova yapalım hadi. Ben karışmıyorum, kendiniz yapın. Bak şimdi, ne o? Küstün mü bize? Küstüm tabii, ciddiye almıyorsunuz ki. Sonra beceremeyeceksiniz, rezil olacağız hep birlikte. Zaten İsa'da aramadı. Tamam tamam, hadi ben İsa'yı arıyorum. Aa, dur bakayım, niye sen arıyormuşsun? Sekreter bağlar, ben arayacağım. Doğru valla, öyle daha havalı oluyor. Bağlan o zaman. Zaten hep seninle takılıyoruz. Allah Allah! Niye bende takılıyormuşsunuz? Bağlattırmadınız ki. Aha! Alo! Efendim? Aa, Kazım Bey'in evi değil. Şükran Emlak burası. Kız Şidarta Emlak, ne Şükran'ı? Ay dur İsa! Dur oğlum benim, ben Sabiha yengen. Ne oldu, bulmuş mu yer? Ne? Ay çok sevindim İsa. Ha? Tamam tamam, ararız biz seni. Tamam İsa, Berna ablana bağlayayım mı seni? hadi sağ ol, hoşça kal hadi. Ne oldu, bulmuş mu? Bulmuş, ne zaman isterseniz hazır ederiz dedi. Hadi bakalım hanımlar. Hazır mıyız, prova yapıyoruz. Hazırız. Hazırız. Böyle güldüğüme bakmayın canım benim. O Diloş denen kızı değil evimden kovmak, Ankara'dan def edeceğim. Oğlumun rızkına ortak olmak ne demekmiş, göstereceğim ona. Nasıl oldu Çağlar'ın durumu? Aynı Deniz. Hala komada. Anlayamıyorum. Birden ne oldu ki durumu bu kadar ağırlaştı? Ben de anlamadım ki. Gizli bir hastalığı olabilir diye düşünüyorum. Yapılabilecek bir şey var mı peki? Pek sanmıyorum. Ama ben yine de sabaha kadar başında bekleyeceğim. Sahi mi? Ama bunu yapmak zorunda değilsin. Hasta benim sorumluluğumda Deniz. Diğer türlü içim rahat etmez. Başında bekleyeceğim. Peki. Bir şeye ihtiyacın olursa beni ara, olur mu? Sağ ol. Görüşürüz. Bir gelişme yok anladığım kadarıyla. Yok anneciğim, hala komadaymış. Ay Allah şifasını versin, ne diyeyim. Yiğit bütün gece başında bekleyecekmiş. Aferin Yiğit'e.
Ne duyarlı bir doktor Deniz. Vallahi çok takdir ediyorum. Hemşire kendini doktor mu sanıyor ne? Görüyordun. Bu yatakla başka ne göreceğim ki zaten? Melih ya. Her şey birbirine giriyor. Ne yapacağız biz böyle? Bilmiyorum. Celalcik. Günaydın hayatım. Mert miydi o çıkan? Ha, evet. Okulda biraz işi varmış. O yüzden kahvaltı etmeden gitti. Otursana. Sana nefis fesleğenli omlet yaptım. Hı. Hayatım. Ben dün bütün gece düşündüm. Ve bir karar verdim. Diyorum ki hemen evlenelim ha. Yıldırım nikahı kıyalım. Olmaz Celalcik. Ben de çok düşündüm. Seninle evlenmek istemiyorum. Allah'ın cezası. Az kalsın her şeyi berbat ediyordun. Geberip gitsen de kurtulsan. Allah'ın belası. Şu glikoz tolerans testinin sonuçlarını da bir an önce yok etmeliyim. Biri bulursa iğneyi yapmadığım anlaşılır. İlk denememde başarısız olabilirim Çağlar. Ama bu defa elimden kurtulamayacaksın. Öldün sen. Hocam, hastanın serum şişesini getirdim. İzin verirseniz. Tabii buyurun. Canım, kendine dikkat et olur mu? Allah Allah, kaç kere söyledin İkbalciğim, tamam. Hadi ben gidiyorum, kim geliyorsa gelsin benimle. Ben bugün Meveşler'de ders çalışacağım. Ben çantamı alıp hemen geliyorum. Hadi çabuk, arabada bekliyorum. Telefon çalıyor, görüşürüz hayatım. Görüşürüz. Bahri, ben seni yolcu edeyim. Sen bugün mutlaka bana uğra da şu miras meselesini halledelim. Olur. Avukat da gelecek, oradan beraber notere geçeriz, tamam mı? Tamam. Ben hazırım. Melek misin dedi bana.
Benim kadar şapşal melek olur mu? Çocuk o kadar iltifat etti, kalkıp da bir teşekkür mü ettim? Şapşalım mapşalım ama iyi poğaça yaparım. Bunlar affettirir kendimi. Anam 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 kız, bunlar ne böyle? Sabah sabah kalkıp poğaça börek mi yaptın sen? Evet anne ya, iş yerindekilere götüreceğim de. Kız bu ne böyle, kaç çeşit yaptın? Ispanaklı, peynirli, patatesli. Hangisini sevdiğini bilmiyorum ki. Kimin? Kimin olacak anne, işte iş yerindekilerin. Ya dur, ben geç kaldım zaten. Bak eve de bıraktım. Yersiniz. Tamam mı Sabiş? Çıktım ben. Çık çık sen. Bu işte bir iş var ama hata yapmışsın. Bilemiyorum ki abi. Kuruntu yapmadığına emin misin? Kesin bu işin içinde bir iş var. Eminsin yani? Abi bir kere düşünsene. Biz Çağlar'ın peşine düşüyoruz. Bir bakıyoruz Çağlar komaya giriyor. Hem de Yiğit'in yanında. İyi de Yiğit bizim Çağlar'ı aradığımızı bilmiyordu ki. Niye böyle bir şey yapsın? Yok yok. Bu işin içinde kesin bir iş var. Bak bundan eminim işte. Diloş. Ne demek evlenmek istemiyorum? O nasıl laf öyle? Öyle işte Celalcik. Yani Mert zaten çok zor bir durumda. Hem başından beri de beni istemiyor. Şimdi boş yere huzursuzluk çıkarmanın hiçbir anlamı yok. Ben bu evde fazlalığını biliyorum. Diloş. Sen benim karım olacaksın. İtiraz istemiyorum. Öncelikle şu kurul bir neticelensin. Sonra hemen işlemlere başlarız, tamam mı? Ama daha önce şu parayı Mert'in hesabına aktarmam gerekiyor. Bugün bankaya gideceğim. İstersen sen de gel. Yok. Ben bugün evde duracağım. Sen git. Tamam. Tamam peki. Ben bir duş alayım. Sen de bu arada bu saçma fikirlerden kurtul, tamam mı? Tamam aşkım. Gidip parayı Mert'in hesabına yatıracakmış. Bakalım kimliğin olmadan işlem yaptırabiliyor musun Celalcik? O para benim hakkım, benim olacak. Hayatım eline sağlık. Afiyet olsun. Banucuğum, bana bir çay daha koyar mısın? Koyarım. Sağ ol canım. Veli. Efendim kardeşim. Senden bir şey isteyeceğim. Tabii buyur. Ya benim Banu ile birazcık yalnız kalmam gerekiyor. Bugün evi bana bıraksan olur mu? Tabii. Tabii ki Özen'cim. Neden olmasın? Sağ ol. Merhaba Yiğit. Merhaba Deniz. Derse girmeden seni bir göreyim dedim. Nasıl Çağlar'ın durumu? Bir gelişme var mı? Hala komada. Bütün gece başında bekledim. En ufak bir değişiklik yok. Çok yoruldun değil mi? Keşke biraz dinlenseydin. Olmaz Deniz. Hastayla ilgilenmem lazım. Zaten durumu kritik. Neyse ki geç kalmadan müdahale ettin. Yoksa hastayı kaybedebilirdik. Doktorluğunu bir kez daha göstermiş oldun. İşimiz bu. Ama bence Çağlar'ın hastalığı kardeşininkiyle aynı. Genetik bir şey olabilir. Yani işimiz bayağı bir zor. Evet. Büyük ihtimalle genetik bir hastalığı var. Umarım onu kurtarmayı başarabilirsin. Umarım. Ben elimden geleni yapıyorum. Kolay gelsin Yiğit. Ben dersime gideyim. Görüşürüz. Tamam. İyi dersler. Ben bu Yiğit'i tanıyorsam kesin bir şey yaptı Çağlar'a. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun anlamıyorum ki. Bak elimizde hiçbir kanıt yok.
Belki de çocuk gerçekten fenalaştı. Bilemeyiz ki. Bak lafımı kesme. Tamamlayayım. Yiğit bizim Çağlar'ı aradığımızı bilmiyordu. Onun için bir tehdit değildi. Neden öldürmeye kalksın ki? Bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Madem bilmiyorsun sakin ol. Önünü görmeden hareket etme. Ya olanlara baksana, nasıl sakin olayım? Olacaksın. Bak çok yol kat ettik. Dur bakalım. İşin aslı çıkar elbet ortaya. Pardon. Efendim benim. Neredesin Mert? Okuldayım. Ben de okula geldim şimdi. Görüşelim diyecektim. Konuşmamız lazım. Olmaz, işim var. Hep iş iş iş. Nedir bu, anlamadım ki. Söyleyeceklerim önemli. İyi tamam Pelin. Ben birazdan tekrar arayacağım seni. Hadi. Tamam. Dediğim gibi Mert. Sakin oluyorsun. Yanlış bir şey yapmıyorsun. Anlaştık mı? Anlaştık. Arkadaşlar biraz işim var. Nereye ya? Şirkete gideceğim. Bir görüneyim, ne var ne yok bir bakayım. Tamam kanka, görüşürüz. Melih bir saniye beklesene. Sana vereceğim dosyalar var da. Sen beni burada bırakıp nereye gidiyorsun ya? Ne işi bu? Ya adam yalnız kalmak istiyorum dedi. Ne yapabilirim? Ne demek ne yapayım Melih? Bir şey bul. Ama doğru. Sen önce kendini ondan sonra Ozan'ı düşünüyorsun. Bu sıralamanın en sonunda da ben geliyorum ya. Bravo Melih. Ya Banu. Bana Banu filan deme. Şimdi git. Biz de Ozan'la ilişkimizi düzeltelim. Banu. Alo. Zeliha abla, Diloş ben. Ha Diloş, nasılsın kızım? Vallahi pek iyi değilim. Hani şu Mert'in okuldan atılma olayını konuşacaktın Mehmet'le, ne oldu? Mehmet değil. Yiğit onun adı. Aman her neyse işte, konuşmadın değil mi hala? Daha konuşmadım ama biliyorsun o da mağdur kızım. Sonuçta öğrencisinden dayak yedi, ne yapsın? Ama ben de zor durumdayım Zeliha abla. Yani ufacık bir ricada bulundum. Ne olur sanki? Tamam tamam, akşama konuşurum. Şimdi okulda meşguldür o. Ay şimdi konuşsan, durum biraz acil de. Akşama konuşurum dedim ya. Atlı mı kovalıyor? Allah Allah. Peki tamam, öyle olsun. He. Diloş, şu Mert denen çocuğa sakın benden bahsetme, olur mu? Nedenmiş o? Çünkü Yiğit özel hayatının ulu orta konuşulmasından hoşlanmıyor. Peki tamam, bahsetmem. Görüşürüz. Bunlar kesin bir altlar karıştırıyor. Bu salak kadın da bana yardım edeceği falan yok zaten. En iyisi Yiğit'i bulmak. Gel. Merhaba hocam. Merhaba Yiğit. Gel bakalım. Çağlar Doğan'ın raporlarını istemişsiniz hocam. Buyurun. Nasıl hastanın durumu? Bütün tetkikleri yapıldı mı? Şu an hala komada. Ben gereken müdahaleleri ve testleri yaptım hocam. Allah Allah. Sonuçlarda hiçbir anormallik görünmüyor. Ben durumun genetik olduğunu düşünüyorum hocam. Kardeşinin durumunu hatırlıyorsunuz. Evet. O da bir ihtimal tabii. Peki glikoz tolerans testi yapıldı mı? Yapıldı hocam. Ben göremiyorum burada sonuçları. Herhalde odamda kalmış. Unutmuşum hocam. Onu da getir de bir inceleyeyim, olur mu? Günaydın. Günaydın. Derse mi? Evet, sen? Ben Pelin'i bekliyorum. Anladım. Çağlar'la ilgili bir gelişme var mı? Yok, aynı. Ya ben aslında ona uğrayacaktım ama işim vardı. Yapacak bir şey yok zaten Mert. Öylece yatıyor. Kimsesi yok Ankara'da. Kardeşi de ayırıcı tanı dersinin konusuydu zaten, biliyorsun. Biliyorum. Sence de Çağlar'ın birdenbire Yiğit'in odasında fenalaşması biraz tuhaf değil mi? Nasıl yani? Bak aslında Çağlar... Aşkım!
Çok bir gittin mi? Hayır. Dersim başlıyor. Görüşürüz. Görüşürüz. Hastada hiçbir anormallik olmadığı için bu glikoz tolerans testini iyi incelemek lazım mutlaka. Hocam, ben aslında o testin sonuçlarını inceledim. Her şey normal görünüyordu. Tekrar bakmanıza gerek yok yani. Olsun olsun, bir daha inceleyelim. Belki gözden kaçırdığımız bir şey vardır. Hocam... Hadi Yiğit'cim, benim vaktim yok, çıkacağım ben. Tamam hocam. Ah, merhaba Yiğit'cim. Merhaba. Bahri Paşa'm, müsait misin? Gidecek miyiz? Tabii tabii. Ben de seni bekliyordum zaten. Yiğit, ben gelene kadar bu testleri tekrar tekrar incele. Sonunda bana bir rapor yaz. Tabii hocam, hallederim ben. Görüşürüz. İyi günler. Allah Allah, aksiliğe bak, telefonu şarj bitti. Avukatı arayıp geç kalacağımızı haber verecektim. Benim telefonuma. Yok, bunlar altında değil ki. Neyse, otelde buluşuruz. Biraz beklerler, ne yapalım? Hadi moda kafeye falan gidelim bari. Olmaz benim, burada konuşalım. Sen hala tavır yapıyorsun bana. Zaten Deniz yüzünden de yok yere bağırdın. O konuyu hiç açma istersen ha. Tamam tamam, hadi başka bir şeyler yapalım. Hayır benim, söyledim ya. İşim var. Acaba hayatında ne zaman işlerinden daha önce geleceğim Mert, merak ediyorum. Ya Pelin, abartma ya. Ya ne alakası var? Ne alakası mı var? Ya günlerdir birlikte yaptığımız tek bir şey söyle bana. Hiç ilgileniyor musun benimle? Söyle. Haklısın. Ama bugün gerçekten çok önemli bir işim var. Bir de bu gizemli haller çıktı. Her gün bana anlatamadığın önemli bir işin oluyor nedense. Hayır, nedir bu kadar önemli olan? Söyle, ben de bileyim. Bilmediğin şeyler var Pelin. Ya üzerime gelme ne olur. Ne gibi? Mesela Gazi'ye gitmen, hasta danışmaya gidip birilerini sorman gibi mi? İnanamıyorum. Sen beni takip mi ettin? Ya asıl ben sana inanamıyorum. Tuhaf bir şeylerin peşindesin ama bana hiçbir şey anlatmıyorsun. Ben de gidip alakasız insanlarla konuşmak zorunda kaldım. Bir dakika, bir dakika. Nasıl ya? Kimle konuştun? O kadar tuhaf davranıyordun ki ne yaptığını anlamak için gidip her şeyi Yiğit'e anlattım. Ne? Ne yaptın? Anca gelebildim Mert'in yanından. Tarık Bey bir şey dedi mi? Merak etme, yokluğunu fark etmedi bile. Ama sen poğaçaları kaçırdın. Ne poğaçası? Sabah sana... Yani şirkettekilere poğaça yaptım da. Ama soğudular. Çok yaptın herhalde. Bayağı kalmış. Ya öyle olsun. En çok neli seversin? Ispanaklı. O zaman şundan ye. Suna, bu harika olmuş. Afiyet olsun. Mert'le ne oldu? Ne bileyim ya. Tutturmuş Çağlar'ı Yiğit komaya soktu diye. Yok artık canım. Bence de. Ama olmaz da dememek lazım. Acayip karışık bir iş. Gittikçe derinleşiyor. İnşallah sonu iyi biter. İnşallah. Az kalsın yakalanıyorduk Bahri Hoca'ya. Herif bir geberseydi artık. Efendim Deniz. Benim dersim bitti Yiğit. Tost falan alayım, beraber bir şeyler yiyelim diyorum. Neredesin sen? Odamdayım şimdi. Ama birazdan çıkacağım, acile gitmem lazım. İstersen orada buluşalım. Peki. Görüşürüz o zaman.
pardon. Yiğit Hoca'nın odası nerede acaba? Arka koridorun sonunda. Sağ olun. Rica ederim. Pardon, müsait misiniz? Evet. Beni tanıdınız mı? Bahriler'de yemekte tanışmıştık, Celal'le gelmiştim. Tamam, hatırladım. Ne vardı? Biraz konuşabilir miyiz diyecektim. Şu anda biraz acelem var da daha sonra konuşsak. Öyle mi? Mehmet Şener. Bana ayıracak 5 dakikan bile yok mu? Nusret Bey mi? Nusret Bey merhabalar, nasılsınız? Merhaba İkbal Hanım. Rahatsız etmiyorumdur umarım. Estağfurullah, buyurun. Bahri Bey evde mi diye soracaktım. Evde değil. Niçin aramıştınız? Bugün kendisiyle görüşecektik ama cep telefonuna ulaşamıyorum. Neden görüşmek istediniz acaba? Birlikte notere gidecektik. Bahri Bey vasiyetini yazmaya karar verdi de. Vasiyet mi? Nasıl yaparsın böyle bir şey ya? Benimle ilgili nasıl Yiğit'le konuşursun? Ne yapacağımı bilemedim. Konuşacak kimsem yoktu. Bravo sana. Aferin. Herif beni disipline verdi ya. Sen hala benimle ilgili gidip Yiğit'le konuşuyorsun. Mert, affedersin. Of Pelin ya. Of. Aşkım çok özür dilerim. Ya bir bırak beni. Bir git. Bir git. Bir daha böyle bir şey olmayacak, söz veriyorum. Sakın olmasın zaten. Eğer bir kez daha arkamdan iş çevirirsen, bu da ilişkimizin sonudur. Haberin olsun. Ne Mehmet Şener, ne diyorsunuz siz? Hiçbir şey anlamadım. Yapma Mehmet. Ben yemem bunları. Seni gayet iyi tanıyorum. Zeliha ablacığımla daha birkaç gün önce konuştuk. Ha tamam, hatırladım. Annem bahsetmişti. Diloş seninle bir şey konuşacak diye. Demek Diloş denen kız sensin. Ta kendisi. Uzun zaman oldu değil mi? Ben de yemekte tanıyamamıştım seni. Bak Diloş. Ne istiyorsun bilmiyorum ama işime burnunu sokmasan iyi edersin. Asıl sen benimle böyle konuşmasan iyi edersin. Zeliha abla bana her şeyi anlattı. Her şeyi mi? Nasıl her şeyi? Bu kadar heyecanlandığına göre daha anlatmadığı şeyler de var demek. Neyse canım, sorun değil. Onları da öğreniriz. Ne biliyorsun? Adını değiştirdiğini, adresini sakladığını, annenin varlığını daha anlatayım mı? Ne istiyorsun? Küçücük, mini minnacık bir şey. Mert'in dilekçesini geri çekeceksin. Hadi canım. Çekmezsem ne olacak? Eğer söylediklerimi yapmazsan bu işi kurcalarım. Bunca şeyi boşuna saklamıyorsun herhalde. Bir işler çevirdiğim belli. Herkesin bir açığı vardır Diloş. Beni öyle kolay bir lokma zannetme. Ben başkasının lafıyla asla hareket etmem. Öyle mi? Bence pazarlık yapacak durumda değilsin. Söylediklerimi bir daha düşün bence. Mehmet Şener. Kalksın! İstersen dışarı çıkalım. Hava alırsın. Yo, iyi böyle. Evde kalıp film falan da izleyebiliriz. Olur. Sen hem sevdiğini söyleyip hem de başka birinin kollarına nasıl gidebiliyorsun beni ya? Banu, bütün gün mesaj mı çekeceksin, ha? Haklısın, kusura bakma. Ben sana en iyisi bir kahve yapayım. Ne yapıyorlardır ki şimdi?
öyle ya. Telefonu gönlümü alabileceğini zannediyor. Hangi cehennemin dibine gittiysen orada kal. Banu, telefonun çalıyor. Biliyorum canım, önemsiz biri. Böyle olmayacak. Böyle olmayacak. Eminim Volkan. Çağlar'ın başına gelenlerin tek sorumlusu Yiğit'miş. Bizim onun kimliğini öğrenmeye çalıştığımızı anlamış. Artık beni kimse tutamaz. Ona haddini bildireceğim. Mert. Yine ne var? Ne istiyorsun? Her şeyi biliyorum Yiğit. Her şeyi. Yine ne saçmalıyorsun sen be? Bana oyun oynama. Katilsin sen. Çağlar senin geçmişini bildiği için onu öldürmek istedin değil mi? Mert! Herkesi kandırabilirsin ama beni asla Yiğit. Mehmet Çener mi demeliydim yoksa? Ne? Çağlar senin adını biliyordu. Hatta adını neden değiştirdiğini de. İşte bu yüzden onu öldürmeye çalıştım. Yeter Mert! Sen ne dediğini farkında mısın? Senin kim olduğunu yakında herkes öğrenecek Yiğit. Az kaldı. Zamansızlık var ya yanımda kalsan. Aslında çok daha